İstanbul Başkanı Sayın Ferit İlsever. Haber 16'da bizim konuğumuz bugün. Efendim hoş geldiniz. Haber 16'ya. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağlıklı günler diliyoruz size de öncelikli olarak. Evet, Teşekkür ederiz. dünya COVID-19'la mücadele ediyor, Türkiye'de mücadele ediyor ve birçok sorun var önümüzde. Sorunlar konuşuluyor, ardından çözümler üretilmeye başlıyor. USMER olarak siz de bir rapor hazırladınız. Bu raporu soracağım ama öncelikle şöyle başlayalım. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii şimdi zor koşullar besbelli. Çünkü bütün insanlığı ilgilendiren bir tehditle karşı karşıyayız. Çok kapsamlı bir, nasıl söyleyeyim, hakikaten önemli bir, çok büyük bir tehdit. Ama tabii onu hemen söyleyince bir parantez açıp bu sadece Türkiye için değil, insanlık dedim ben. Yani bunu bütün dünya için önemli bir tehdit olarak yaşıyoruz hepimiz. Öte Türkiye'de tabii bunun somut şeyleriyle, saldırı tezahürleriyle karşı karşıya ve buna karşı bir savaş halindeyiz adeta. Tabii şu ana kadar yaşadığımız bir buçuk, iki aylık süreç içinde ne görüyoruz? Yani bütün dünya tablosu onu gösteriyor ki Türkiye burada oldukça başarılı bir mücadele veriyor bu salgına karşı. Yani önceden yapmış olduğu hazırlıklar, ondan sonra tabii en önemlisi de sağlık sistemimizin tecrübeli, birikimli, ondan sonra oturmuş bir sistem olarak buna hazırlanmış olması çok önemli bir unsur oluyor. Ve dikkat ederseniz bütün dünya ülkeleriyle karşılaştırdığımızda olabildiği kadar, yani bütün dünyanın da merkezinde olmamıza rağmen, çevre ülkelerde, Avrupa'daki yaygın tehdide, saldırıya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlara ve Asya'da yaşananlarla karşılaştırdığımızda, yani en az kayıpla Türkiye bunu atlatabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ben açık söyleyeyim, Sağlık Bakanlığımızı ve bu konuda mücadele eden bütün sağlık personelimizi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok başarılı olduklarını görüyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını biliyorum ama tabii sadece bir çaba, gayretle olacak şey değil. Bu alandaki bilimsel bilgilerin, birikimin seferber edilmesi ve onunla mücadele edilmesi son derece önemli. Ve Türkiye'nin böyle bir bu yöntemle, bu anlayışla yaklaştığını bu mücadeleye görüyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü olay sadece koronavirüs saldırısının püskürtülmesi, bu tehdidin püskürtülmesi ve en az kayıpla atlatılması değil. Bütün gelecek dünyanın önemli değerleri Türkiye'nin ve dünyamızın gündemine gelmiş bulunuyor. Evet. Bilim dedim, altını çizdim. En başta bu tabii her şeyin başı ve ön sürükleyici unsur olarak en başta gündemimize gelmiş bulunuyor. Kesinlikle. Tabii Türkiye özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 70 yıla yakın yaşamış olduğu sürecin, o esas olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ne maalesef bağımlılık süreci diyelim ve 90'lı yıllardan sonraki o küreselleşme denen yine saldırı ve tehditler karşısında sarılmış olduğu bütün değerleri, o neoliberal sistemin, o kapitalizmin bütün değerlerini tek tek terk etmek zorunda. Bugün adım adım bunları terk ediyor. Nedir o? İşte köşeye dönmek, vurgunculuk, parayla para kazanmak, dolar, borsa vurgunculuğu falan filan. Bunlarla, bu mantıkla, bu anlayışlarla, bu şeyle, salgınla mücadele edilince çok açık, apaçık ortada. Ne yapıyoruz? Tekrar bundan 90 yıl, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklal Savaşı'mızın ve Cumhuriyet'in kurulmasından sonra sarılmış olduğumuz o Cumhuriyet'in bütün değerlerine, onu çok kısa 6 ok diye, 6 maddeden ibaret değerlerin altını çizebiliriz. Evet. Onlara tekrar sarılıyoruz. Böyle bir muazzam birikimimiz var. Bunda da gurur duyuyoruz ve iyi ki de var. Devletçilik, halkçılık, devrimcilik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik ilkeleriyle bakın tekrar Türkiye'yi hem bu savaşa karşı, bu saldırıya karşı halkımızı olabildiği kadar sağlıklı tutmaya çalışıyoruz, koruyoruz ve en önemlisi de Türkiye'mizin önünü açıyoruz. Yani gelecek bu saldırı, bu şey en sonunda bitecek ve dünya, herkes
yeni bir dünya kurulacak diyor. Evet, hakikaten de öyle. Yeni bir dünyanın aslında temelleri Evet. çoktan atıldı. Temelleri de atılıyor bu koşullar içinde. Ve demin söylediğim de altı prensip, altı ok ilkeleri çerçevesinde bir dünya oluşumu, tabii Türkiye oluşumu bütün bu tabloya rengini veriyor, ağırlığını veriyor. Adım adım da Türkiye buraya gidiyor. Evet. Yeni dünyanın içinde aslında hangi ilkelerin ön plana çıkacağını belirttiniz siz de. Peki siyasi açıdan bakacağız, ekonomik açıdan değerlendireceğiz ama öncelikle Usmen olarak siz bir çözüm raporu hazırladınız. Bu raporun içeriği nedir? Neler söyleyeceksiniz? Bir dinleyelim sizden, sonra ben başlık başlık sormak istiyorum size. Tamam. Yeşim Hanım, tabii şimdi bizim burada çok özel bir keşfimiz, buluşumuz değil bu. Ben Vatan Partisi'nin Merkez Karar Kurulu üyesiyim aynı zamanda. Usmen İstanbul Başkanı olmamın yanı sıra. Ve biz Vatan Partisi olarak Merkez Karar Kurulu kararlarıyla zaten Türkiye'nin önüne çıkış yolunu, çözüm yolunu ne zamandır koyuyoruz ve en son açıkladığımız üretim devrimi programıyla da bunu netleştirmişiz, somutlaştırmışız. Yani çözümümüz belli aslında. Peki sizin sorduğunuz Ulusal Strateji Merkezi olarak biz ne yapıyoruz? Bu çerçeve içinde, şu üretim devrimi programı çerçevesi içinde hemen yarın bir milli iktidar, üreticilerin milli hükümeti diyoruz buna acil ihtiyaç olarak. Şu koronavirüs saldırısıyla beraber çok daha yakıcı olarak Türkiye'nin gündemine gelmiştir. Yani dolayısıyla o iktidar önümüzde elle tutulacak kadar artık yakın ve bir mesafede, ulaşabileceğimiz bir mesafede, inşallah bu salgınla püskürttükten sonra ve buradan demin söylediğimiz gibi altı ok ilkeleri çerçevesinde yeni bir Türkiye ve yeni bir dünyaya doğru ilerlerken ilk yapılacak şey de hakikaten o üreticilerin hükümetini, milli hükümeti oluşturmak olacak. Bizim Ulusal Strateji Merkezi olarak kafa yorduğumuz olay, programı belli olan, çözümleri belli olan ve topluma ilan ettiğimiz, duyurduğumuz, Sayın Genel Başkanımız da bunu kitap haline getirdi ve çok okunan, çok önemli, çok değerli bir çözüm şeyi, kitabı aynı zamanda. Bugün Türkiye'nin hakikaten bir numaralı gündemi. Peki bu çözümler çerçevesinde daha somut olarak o çözümlerin uygulanabilmesi için, hayata geçmesi için atılması gereken adımlar ve bazı projeler neler olabilir? Yani bunlar şu tarım, sanayi, kültür sanat, bilim, teknoloji, ondan sonra turizm, eğitim, sağlık vesaire her alanda, hayatın her alanında bunu şey yapabilirsiniz, ifade edebilirsiniz. Dolayısıyla şu korona günlerinde, koronavirüs günlerinde, eve kapatıldığımız günlerde bir taraftan da yoğun bir şekilde birkaç aydır diyelim Ulusal Strateji Merkezi'nin çok değerli aydınları, bilim insanları sözünü ettiğim başlıklar altında çok daha o çözüm programımızın altını dolduracak günlük, acil şeylerin, ihtiyaçların ne olduğu konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Bizim Ulusal Strateji Merkezi olarak yaptığımız iş bu. Yani evet, önümüzde acil bir çözüm olarak görünen üretim devriminin ve onu gerçekleştirecek olan üreticiler hükümetinin acilen yapması gereken, atması gereken adımlar vesaire falan diye bunların hepsini sıralayabiliriz. Şimdi bunu sağ olsunlar Sinan Bey'le de Ulusal Kanal'da da konuştuk ve önümüzdeki günlerde sanıyorum bu çözümleri, bu projeleri daha doğrusu Ulusal Strateji Merkezi'nin görevlileri, aydınları Ulusal Kanal'da seslendirecekler ve halkımızın tartışmasını açacaklar. Tabii bu yaptığımız şeyin hepsini %100 doğru olduğunu, iş burada bitmiştir, hallettik, çözdük falan da demiyoruz ama biz yine de evet o 70 yıllık büyük cumhuriyet birikiminden 90 yıllık neyse yararlanarak o birikimle ve o değerlerle ulaştığımız birikimi, bilinci hayata geçirecek projeleri toplumun tartışmasına sunmuş oluyoruz. Aynı zamanda bütün aydınlarımızın, bilim insanlarının ve toplumumuzun tartışmasına burada açmış oluyoruz. Şu anda yaptığımız iş bu. Yapmakta olduğumuz iş bu. Önümüzdeki günlerde demin de söylediğim gibi Ulusal Kanal'da sağ olsun, Aydınlık Gazetesi de tabii buradan bunların duyurulması, tanıtılması ve tartışmaya açılması için şey yapacak.
Yani demek istediğim şey, özetle hemen şu anda bir hükümet olarak, hükümet olduğumuzda yapacağımız şeylerin şeyidir bu, ilanıdır, açıklanmasıdır. Ve tabii aynı zamanda bunun içinde hükümet olmayı ille de bekleyeceğiz diye bir şey yok. Var olan şeyde, devlet kurumları da, en başta tabii hükümet, Türkiye Doğru. Cumhuriyeti hükümeti, bunları hayata geçirmekten sorumludur, görevlidir ve göreceksiniz hepsi de uygulanması gereken ve bu koşullarda karşı karşıya bulunduğumuz sıkıntıları ve tehdide karşı Türkiye'mizi, halkımızı savunacak çok çok önemli önlemlerdir. Evet. Bunların da hayata geçmesini diliyoruz, umuyoruz önümüzdeki Evet. Sayın İlsever, şimdi yani şunu da kim sor. 6 ay, 1 sene affedersiniz bekleyip de bir iktidar kurulmasını falan bekleyecek değiliz. Hayata geçmesi için de aynı zamanda gerekli şeyi yapacağız, mücadeleyi Evet. vereceğiz tabii. Evet. Peki. Şunu da sormak Buyurun. istiyorum. Şimdi siyasi açıdan da değerlendirelim. Yeni bir hükümet kurulmasını beklemeyelim dediniz. Doğru. Siyaset cephesinden de bakış açıları vardı. Şunu değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi hükümete alternatif olarak yeni partiler kuruldu. İşte Sayın Babacan'ın partisi, Sayın Davutoğlu'nun partileri kuruldu. Keza parlamentoda İYİ Parti ve CHP var. Dışarıda da en güçlü parti, etkin parti, Vatan Partisi. Şimdi önümüzdeki sürece baktığımızda bu siyasi açıdan baktığımızda nasıl bir tablo şekillenecek diyebiliriz. Yani kim kimine yan yana gelecek, kim kiminle karşı karşıya gelecek. Çünkü türlü açıklamalar da geliyor son günlerde. Sizin de Evet. değerlendirmenizi almak istiyorum. Önemli bir soru. Sağ olun Yeşim Hanım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bakın, hemen bu kriz öncesi ve bu salgın öncesi çok tartıştığımız, çok konuştuğumuz konu neydi? İdlib İdlib. sorunu öncelikle ve arkasından Fırat'ın doğusu sorunu Doğru. çözelim. Bunu ne söylüyorduk? Hep ısrarla bunu vurguluyorduk değil mi? Hı Şimdi hı. bakarsanız yani birçok köşe yazarının falan şeyine gündeminde çıkmış görünüyor ama Türkiye'nin halen fiilen gündemindeki bir numaralı madde bu. Fırat'ın doğusu diye ta bundan yaklaşık bir sene önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği ve son bir iki aydır da unutulan, yani unutulan demeyeyim de söz edilmeyen, tabii bu yaygın salgın karşısında söz edilmeyen bir gerçek olarak duruyor. Fakat çok önemli, Türkiye'nin çok önemli bir gündem maddesi. Çok hayati bir gündem maddesi. Niçin? Çünkü biz Fırat'ın doğusu deyince tabii ondan önce İdlib'de ilgili çalışmalarımız, hastanedeki çözüm arayışlarımız vesaire gibi bunu söyleyince Amerikan emperyalizmiyle, yani bu bölge için, bölgemiz için ve tabii Türkiye için de başlıca tehdit olan, en büyük tehdit olan unsur Amerikan emperyalizmi. Çok büyük bir çöküş içinde, büyük bir gerileme içinde. Hele şimdi şu krizden sonra, şu salgından sonra artık yani İdlib'i bilmem Fırat'ın doğusunu falan düşünecek hali bile kalmamış durumda. Kendi içinde görüyorsunuz paramparça ve bir şeyle, büyük bir beceriksizlikle, yetersizlikle, zavallılıkla bu salgınla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu koşullarda benim kanımca, önce şunu söyleyeyim ben, o Fırat'ın doğusu falan ifade ettiğimiz stratejiler, yani Türkiye'nin ikinci İstiklal Savaşı'nın kesin zaferi demek bu. Yani siz Fırat'ın doğusundan biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle, milletimizin beraberliğiyle ve bölge ülkelerinin işbirliğiyle Amerikan emperyalizmini temizlediğimiz zaman Amerikan emperyalizminin gideceği başka yer yok. Çekilip gidecek ülkesini, defolup gidecek bu bölgeden. Tamam mı? Ama tabii o, Amerikan emperyalizmini def etmek deyince orada piyonlu, başlıca piyonlu olan YPG, PKK, PYD varlığını ortadan kaldırmak. Onun daha doğrusu o bağımsız kantonlar bilmem ne, federasyon bilmem ne falan gibi dayatmalarına Suriye'ye karşı uygulamış olduğu bu politikalara da son vermek. Ama biz bunu sadece Suriye için değil, Türkiye için de hayati bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Oradan temizlenmesi Suriye'nin bütünlüğü için değil, kaldı ki zaten Suriye'nin bütünlüğü birlik ve beraberliği aynı zamanda Türkiye'nin bütünlüğü demektir. Türkiye'mizin birlik ve bütünlüğü için. Bakın, Türkiye için, Türkiye'de 24 Temmuz 2015'ten beri çok ağır darbe yediler. Neredeyse silinip gittiler. Fakat tek tük hala gördüğümüz bir takım çıkışların hepsinin şeyi, merkezinin hala Kandil olduğunu, işte bu Fırat'ın doğusu olduğunu görüyoruz. Yani buralardan temizlenecekler bunlar. Bunlar Türkiye için de, tabii bölgemiz için, tabii en başta Suriye için de çok büyük tehdit. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bizim hala önemli bir gündem maddemizdir Türkiye'mizin. Hele kaldı ki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin işte daha dün Ege ve Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yine tatbikatlar vesaire tam bir şey halindeyiz. Hareket halindeyiz ve
önümüzde ikinci İstiklal Savaşı diye, Kurtuluş Savaşımız diye ifade ettiğimiz görevlere hazır ve ona hazırlık yapan, onunla ilgili görevlerini yerine getiren bir silahlı kuvvetlerle karşı karşıyayız ve terörle de kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor. Canlısıyla ve Türk polisinin gayretleriyle beraber. Yani evet. bu koşullarda bence, benim kanımca, Amerika'nın bu kadar büyük çaresizlik, zavallılık içinde olduğu koşullarda Fırat'ın doğusu operasyonu ve İdlib konusu hakikaten Türkiye'nin çok acil bir şey olarak önüne gelmiştir. Bakın, burada şunu söylemek istiyorum. Artık biz savunma, Amerika bunu yaptı, biz de ona karşı bu tatbikatı yaptık, bilmem ne gibi cevap verdik. Cevap verme ve savunma stratejisinden bu koşullar, bu salgından sonra dünyamızın koşulları, bölgemizin koşulları bize Türkiye'ye aynı zamanda bir taarruz stratejisini dayatmaktadır. Taarruz evet. Esaslı bir yaklaşım benimseyeceğiz ve benim bu konudaki önerim, Türkiye hızla, tabii Rusya ve İran'la birlikte Astana'da buluştuk ve bütün çözümleri birlikte tartıştık. Bu ittifakı Suriye'nin resmen katılmasıyla, yani dolaylı yollarda Rusya üzerinden falan değil, resmen katılmasıyla Irak'la bölge ülkelerinin birliğiyle derhal toplanması, Türkiye'nin buna önderlik etmesi ve evet şu şeyin dış politikada Fırat'ın doğusu meselesinin bir an önce çözülmesi. En önemli ihtiyacımız onun için. Evet. Tabii şey sordunuz, yapılması gerekenler deyince, bu, ben bunu özellikle çok acil bir gündem maddesi olduğu için altını çizerek söylüyorum. Ama yine de belirttiğimiz gibi devletçilik, kamuculuk, halkçılık, milliyetçilik bütün ilkelerimiz gündeme gelmiştir. Aynı zamanda bu sözünü ettiğim çıkışla beraber Fırat'ın doğusuna, içeride milli birliğimizi daha da kuvvetlendirecek, güçlendirecek bir stratejik yöneliş çok çok önemli. Sorduğunuz gibi bu meclis içinde şu andaki o partilerle bilmem nelerle yapılacak bir şey yok. Nasıl mı bölünüyor? Ben size söyleyeyim. Bir tarafta merkezinde Vatan Partisi'nin bulunduğu, yanında AKP'nin katıldığı, MHP'nin yer aldığı bir milli cephede Türkiye'miz yüz yüze, besbelli. Onun karşısındaki partileri sayabilirsin. CHP'si, HDP'si, o Davutoğlu'nun, Babacan'ın bilmem ne partileriyle beraber hepsi de bir Amerikancı cephe. Bu şekilde bölünmüş vaziyette Türkiye maalesef o siyaset alanı da bunu resmen temsil ediyorlar bütün varoluşları. Yani milli cephe ve Amerikancı cephe olarak ayrılmış durumda, evet, dediniz. Evet, ikiye bölünmüş durumdayız. Peki. Türkiye cephesinin başarısı için de demin söylediğim atılacak adımları, özellikle dış politikada öncelikle Fırat'ın doğusu ve bölgemize atılacak adımları, içeride de yine tarım, sanayi vesaire bütün bu alanlarda gündemimize gelmiş olan devletçilik, kamuculuk, halkçılık ilkelerinin hızla hayata geçirilmesi. Evet, peki. Sayın İnsever, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız Haber 16. Efendim, sağlığınıza dikkat edin. Çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, Osman Ulusal Strateji Merkezi İstanbul Başkanı Sayın Ferit İnsever bizlerle birlikte oldu. Şimdi